Geçtiğimiz kısa süre öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yapması sonrasında Yeni Ercan Havalimanı'nın da artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırıldığını ve Yeni Ercan Havalimanı Kıbrıs'ın genelinin en büyük havalimanının olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. Gururla açılış yaptığımız, gururla ifade ettiğimiz yeni bir hava limanından bahsetmek istiyorum. 10 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak bir havalimanının artık hayal değil, gerçekleştiğinden de bahsetmek isterim. Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un sefer sayılarının artırılmasına yönelik yapmış olduğumuz girişimler sonrasında Türk Hava Yolları'nın bize vermiş olduğu sefer sayılarının artırılacağına yönelik olan müjdesinin elbette ki bizim için çok anlam taşıdığını ve bununla beklenti içerisinde olduğumuzun almış olduğumuz olumlu bir cevabın da olduğunu paylaşmak istiyorum. Yine yatak sayılarımızın her ülkede olduğu gibi artarak devam etmesine çalışırken bunun yanı sıra turizme kayıtlı olan yatak sayılarının dışında bir o kadar da yatak sayısının olduğunu da gözlemliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı'na buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yine geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları ile tüm sektör temsilcilerimizle, tüm paydaşlarımızla hepimiz elimizi taşın altına koyarak iki kıta 10 farklı, onun üzerindeki farklı ülkeden acenteleri ülkemize getirip orada yapmış olduğumuz girişimin meyvelerini almaya başladığımız ve 3 ay süre içerisinde ülkemize gelecek olan acentelerin paydaşlar tarafından herkesin üstüne düşen görev sonrasında onları ağırlayıp en iyi şekilde ülkemizin tanıtılacağı noktaya geleceği ana kadar misafir edip kendi ülkelerine göndererek Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasına yönelik başlattığımız hareketlerden dolayı öncelikle Türk Hava Yolları'na ve tüm paydaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, İstanbul'umuz sahip olduğu engin tarih mirası, kültürel zenginlikleri, Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz jeopolitik konumu, gastronomiden deniz ada turizmine, karavandan yatçılığa çok geniş bir turizm yelpazesine ev sahipliği yapmakta. Ülkemizin ve dünya turizminin önemli bir destinasyonu ve eşsiz bir markası olan şehrimiz her yıl milyonlarca ziyaretçiyi de ağırlamaktadır. 2001 yılında 9 milyon olan misafir sayımız geçen yıl tarihi bir rekor kırarak 16 milyona ulaştı. Buna göre ülkemizi tercih eden her 3 turistten biri de İstanbul'u ziyaret etmektedir. Değerli katılımcılar, fuarlar hepimizin bildiği gibi şehirlerin markalaşmasına, ziyaretçilerin yeni mekanlar keşfetmesine vesile olan, sektörlerin dünyaya açılan en önemli kapıları, yeni iş ve işbirliği olanakları sunan eşsiz platformlardır. İnanıyorum ki İstanbul Turizm Fuarı da önümüzdeki yıllarda dünya turizm rotasını belirleyen sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline gelecektir. İstanbul turizminde dünyaya açılan yeni bir kapı olacaktır. 2028 yılı için belirlenen 100 milyar dolar gelir ve 90 milyon turist hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkılar sunacaktır bu fuar. Tabii İstanbul dünyanın en özel markalarından birisi, ülkemizin de dünya çapındaki en büyük markası. Bu anlamda turizm yönüyle de marka şehrin buradaki toplantıyla çok güçlü bir motivasyon sağlayacağını hissedebiliyorum. Farklı medeniyetlere başkentlik yapmış binlerce yıllık tarihiyle bugün bulunduğu lokasyonuyla dünyanın her yönüyle ihtiyaç duyduğu da bir şehirden bahsediyoruz aslında. Çünkü bu şehirde var olan iyilikler, var olan güzellikler burada üretilecek, dünyaya servis edilecek
güzel başarılar inanınız ki bütün dünyayı pozitif etkileyecektir. İstanbul birçok başka şehre göre hem tarihin, turizmin, eğlencenin, gastronominin, kültürün aradığınız her şeyin olduğu bir şehir. Dolayısıyla bu anlamda İstanbul'a özel ve ayrıcalıklı bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ümit ediyorum ki bundan sonraki dönemlerde bunu hep beraber başaracağız. Biz İstanbul Ticaret Odası ve başkanlığı yaptığımız Hizmet İhracatçılar Birliği olarak da tüm Türkiye'de turizmin geliştirilmesi ama özellikle İstanbul'da turizmin geliştirilmesi için valiliğimizle, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla ve diğer bütün bakanlığımızla, ilgili kurumlarla beraber çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürme konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bütün çalışmalarımızda sektördeki tüm STK'ların, kurumların işbirliği içinde süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu arada Turizmi Geliştirme Vakfı ve İstanbul Kongre ve Turizm Bürosu sayesinde de İstanbul'da bildiğimiz konvansiyonel turizm dışında kongre turizmini geliştirmek için de ciddi çalışmaların içindeyiz. İstanbul'un bundan da kısa bir süre evvel, 8-9 sene evvel ilk 10 sene içinde, ilk 10 ülke içindeydi, ilk 10 şehir içindeydi kongre turizmi açısından. Yine bu skalanın içine şu anda 20'liğe kadar çıktık, çok aşağılara düşmüştük. Ümit ediyorum ki birkaç sene içinde tekrar bu ilk 10 şehre, hatta ilk 8 şehre girme imkanı buluruz. Değerli misafirler, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan son verilere göre 2023 yılının ilk 7 ayında uluslararası seyahat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 artarak 700 milyona yükseldi. Uluslararası seyahat sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının %84'ü seviyesine ulaştı. Bu yükseliş trendi bize 2024 yılından itibaren dünya turizminde yeni rekorların kırılacağı bir döneme gireceğimizi gösteriyor. Turizmdeki büyümenin önümüzdeki 10 yıllık süreçte dünya ekonomisindeki gelişime ciddi katkıda bulunması bekleniyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, turizm sektörünün oluşturduğu ekonomik hacmin 2033 yılında dünya ekonomisinin %11.6'sına ulaşacağını gösteriyor. Bu istatistikleri neden hatırlatma gereği duydum? Bu büyümeden Türkiye'nin alacağı payın artması ancak biz turizmcilerin gayret ve çalışmalarıyla mümkün olacaktır. Ülkemizi turistin aklına düşüren, onu ülkemize gelmeye ikna eden ve getirenler bizleriz. Tüm dünyayı karış karış gezip ülkemizi tanıtan bizleriz. Ülke ekonomisinin turizmden beklentisi bizim becerimiz, bizim gücümüz, bizim çalışmalarımızla gerçekleşecek. Bunun bilincindeyiz.